Site aidatları son dönemde gündemden düşmeyen konulardan biri. Fahiş aidat artışlarının önüne geçmek için yasal düzenleme meclise sunulacak. Biz de bunu halka soracağız. Aidat 1000 civarında aidatımız var. Ama yine fazla olacak. Yani bu kadar da değil. Çünkü her şeyde zam gelmiş. Vallahi her şeye tepki gösteriyor yani. Bulunduğunuz apartmanda ne kadar aidat ödüyorsunuz? 1,5. Yakıt dahil, geçen sene tabii daha ne olacak bilmiyorum yakıtı, 800 küsur lira ödüyorum. 1250 lira ödüyorum. 100 TL. 150 lira falan civarında. Peki ne kadar bir zam yapıldı? Daha bizim zam yapmadılar. Ama Eylül'de yapacaklar. Yani kesin yani 800 en az bir 800 daha koyarlar bize. Mümkün değil. Her şeye 6 kata girmiş. Tabii yönetim karar alıyor. Dolayısıyla bir hesap numarası verdiler. Oraya yatırıyoruz. Şu an ne olduğunu bilmiyorum daha zamların kış olmadığı için. Ama 1260 lira, 1250 lira ödüyorum yani yakıt içinde. %50. Peki bu zam yaparken sizin onayınızı alıyorlar mı? Yok, öyle bir şey yok. Hayır, o yönetici kafasına göre hiç bizi çağırıp da ben böyle yapacağım, şöyle yapacağım hiçbir gün bize söylemedi. Bize kağıt gönderip böyle zam yaptık. Biz de herkes razı olunca biz de razı oluyoruz. Yok, toplantıya kimse katılmadı ki. Katılmayınca da yönetici böyle bir karar aldı. Peki buna karşı çıkanlar oldu mu? Sanmam. Yani şimdi bir normalde asansörün bakımına geldiği zaman kurtarmıyor. Zaten 10 daire bir apartmandayız. Tabii apartmanda alınıyor. Bu duruma tepki gösterenler oldu mu? Olsa ne olacak ki ya? Ben yöneticiydim mesela. Maliyeti biliyorum. Aldığım gazı biliyorum. O hesabı koyuyordum. Kimse itiraz etmiyordu.